Evet. Beni de çevrede sevmeyen insanlar çok nadirdi. Giderdim, insanların çocuklarının düğününü çalardım. Evet. Çok hoştu. Hoşuma giderdi. Hala da hoşuma gider. Ama muhtar oldum, şimdi bıraktım bunları. Köyüme hizmet etmek için uğraşıyorum. Evet. Peki muhtar olmadan önce köylüye vermiş olduğum bir vaat var mı? Ben muhtar olduğum zaman köyde şu şu sorunları dile getireceğim, Ben bir bunları hiç yapacağım diye bir bunlara vaatte hiçbir bulundun vaatte mu? bulunmadım. Ama kendi kendime vaatte bulundum ben. Evet. Köylüye çıkıp da demedim ki eğer ben muhtar olursam şunu yapacağım demedim. Benim muhtarlığım zaten 2 ay içinde gerçekleşti, muhtar olduk. Ben hiçbir vaatte bulunmadım. Ama kendi kendime vaatte bulunuyorum. Şimdi muhtar oldum. Evet. Bunları yapabilirsem ne mutlu bana diye biliyorum ben kendi kendime. Evet. Ne var köyün sorunları olarak ne var Köyümüzün şöyle? sorunu ilk evvela bizim köy konağına bir yapmamız gerekiyor. Köy Köy konağı. konağı şart. Köyde bir köy Evet. konağı olması gerekiyor. Köyümüzün zaten 1/3'ünün kanalizasyonu var, ikisinin yok. Evet. Bu kanalizasyon yoksa dip çukuru yapılmasını çok arzu ediyorum. Evet. Aslında bizim birinci planda suyumuz da devletten bu şey yapamıyoruz. İmkanları Neden talepte sağlayamıyoruz. bulunamıyorsunuz peki? İşte köyümüzün suyu çok uzaktan geldiği için bizim suyumuz cazibeli su. Evet. Direkt akıyor. Motor yok, bir şey yok diğer köyler gibi. Kaymakamlıkta bunu özel idare ediyor. Suyu verirseniz size hizmet verecek. Yoksa vermek diyorlar. Evet. Köylerimiz de buna karşı çıktı. Verme dedi. Benim tek özel suyum olmadığı için biz tabii köylüye bağlı bir muhtarız. Kesinlikle. Köylümüz ne derse biz oradan gitmek zorundayız. Evet. Köylerimiz buna karşı çıktı, bize veremedik. Kaymağım bizzat dedi ki özel idareye verin suyumuzu, size hizmet verelim. Evet. Ben de tamam dedim kaymağıma. Köyümüz olmaz dedi, biz de bu işten vazgeçtik. Daha sonra bu işleri yapamazsak gerekirse vereceğiz. Evet. Bu işler nasıl yürüyorsa o yoldan biz de yürümemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bir laf vardır zaten, derler ki devlete boynumuz kıldan incedir derler. Evet. Devlet tabii ki ne yanına ağırlık basarsa o yandan gitmek zorundayız. Doğru. Bir gideceğimiz yol yok. Bizim hükümetimiz kimse hükümete saygı duymak zorundayız. Her kim Evet. olursa olsun. Teşekkür ediyorum. Peki Başka. muhtarım, var mı gurbetteki izleyicilerimize, yarın saat 14'te çekim yapacağız. Köyün tanıtımını çekeceğiz. Hem köyün sorunlarını dile getireceğiz. Hem gurbetteki köylülere köy hasretini giderecek güzel görüntüler çekeceğiz. O vatandaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Elbet istediğim bir şeyler olmaz mı? Köyümüzü çekiyorlar. Bu köyde yaşamış, 20 yaşına kadar yaşamış, gurbete gitmiş, köyü unutmuş insanlarımız var. Evet. Şöyle televizyondan bunu izlerlerse beni çok İzlerler. memnun ederler. Evet, Köyümüzün herkes de izler bunu. gelmiş geçmiş ne adetleri varsa yarın bunları anlatacağım. Köylerimizin seyretmesini temenni ediyorum. Evet. Peki muhtarım, Bozüyük köyü vatandaşları dışarıda ya da buradaki insanlar tutkun mudur yani birbirlerine? Tutkunluk var mı köylüler? Köyümüz çok birbirine bağlıdır. Evet. Şimdi bizim köyümüz bir şey başlat, o işin peşine gelirler. Ama bundan önceki muhtarlar tabii ki bu işlerin peşine düşmemişler. Birlik beraberliği sağlayamamışlar. Ben bunu birlik beraberliği sağlamaya çalışıyorum. Evet. Ben bu dönemde bu birlik beraberliği sağlarsam benden sonraki muhtara hazır olur. Daha Evet. güzel olur. O Evet. muhtarımız da zorluk çekmez her kim olursa. Hayırlı uğurlu olsun deriz. Geçer gider, bizim işimiz böyledir. Evet. Evet, yarın saat 14'te görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Çivi yok ellerinde. Aynen derler çivi. Işık yanmıyormuş. Işığı Yakalım mı? yanmıyormuş, şuranın ışığını bir yapma Ahmetçik. Sohbet edek seninle ya. Şöyle ışığa gel bakayım da. Gel bayım bakkal amca. Unun var mı? Şekerin var mı? Unun var mı? Şekerin var mı? Ne duruyorsun? Helva yapsana. Gider de un, şeker alınıyor mu? Olmaz olur mu ya? Yanaş şöyle bakayım bir Allah tanışak şöyle seninle Allah. etçik Vallahi un muhabbet edek. çıkmış 150 bin liraya. Şeker çıkmış 300 liraya. Kaldırma.
Vay. Ağır var, acından ölüyor. Nereden alacağım parayı? Sen kendini bir tanıt bayım önce. Al bayım mikrofonu. Kameramız açık. Anladım. Yozgat TV'den geliyoruz. Köy tanıtma şey mi? He, köyün tanıtımını röportaj çekiyoruz. Röportaj yapıyor mu? Tabii, röportaj yapıyoruz. Hele öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Açık mı? Açık kameramız. Şimdi ne iş oluyorsun kardeşim? Sen ne iş yapıyorsun? Ben Yozgat'ta madeni. Şu veresiye defterini getir bir bak. Var mı veresiyen? Çok. Haddinden fazla. Borcun ne kadarsa ödeyeceğim. Getir defteri. Tamam. Ya getir ya. Ne vereceksin ya? Getir ya. Allah Allah. Buyurun efendim. Kaç lira veresiye defterim var? Hesapladın mı? Hesapladım. 6 lira. 6 lira 6 bin lira. 6 bin lira. Eski parayla. 6 bin lira para mı mıhtar ya? Allah'ını seversen ya. Lütfen ya. Lütfen ya. Ya şimdi sözle gel, bak peynir gemisi. Getir getir, tamam, ver defteri, tamam, ödeyeceğim 6000 lirayı, getir ya. Sözle peynir gemisi vermez. Ver bir dakika ya, kaç kıra mı geleceksin, bir bak bakayım ya. O senin şeyin yani hesabın. Biz gramına vermiyoruz ki. 50 lira para ettim mi oğlum? Razıysan 50 liranı vereyim. Köylünün borcunu silelim. 100 lira vereyim, sen şu şey, kamerayı bana ver. Tamam olur. Sen 50 lira verin, 100 lira verin, kameraya bana verin. He. Aleyküm selam. Al mikrofonu konuş Emmoğlu. Anlat kendine. He. Yozgat Dağmalı'nın Bozdüğü köyünden. Söyle kardeşim. Orman İdaresi'nden emekli Kenan Ergün. Bizim köyümüzün herhalde anladığına göre röportaj yapıyoruz. Nereye? Köyün tanımını yapıyoruz. Köyümüz çok fakir. Köyümüz, yolumuz yok doğru dürüst, suyumuz yok yetersiz, altyapımız yok, sudabıza çukurumuz yok, kanalizasyon çukurumuz yok, taş döşememiz yok. Yani yok, Allah yok. Herhalde biz bu Türkiye'nin vatandaşı değildik. Biz vergi vermiyor. Heh, şimdi ise bütün her taraflar taş kilidi, bütün köyler kilitli taşından yapılmış yolları. Ha, demin de bahsettiğim gibi tamam, bizim böyle bir şeyimiz yok. Allah'a çok şükür. Büyüklerimiz çok güzel bakıyor köylerimize. Ha, geçim şartlarına gelince bizim köyümüz büyük hayvancılıkla geçinir. Yalnız doğru dürüst tabii bir kalabalık hayvanımız yok. Anca etimiz, yani su etimiz, yağımız etimizi anca kavuruyor. Açlık başını almış gitmiş. Köyler çok fakir. Çok düzensiz. Ha, gelirlerimizden dedim ya, büyük hayvan, küçük hayvan zaten kalktı gitti. Yok. Ha, bunlar da kendi aralarında yani ancak etini, yağını, suyunu kayırıyor. Kurtarabiliyor, o da mümkün değil. Bu bir kilo, bir litre mazot çıkmış şu fiyata. Bir litre benzin çıkmış şu fiyata. Bir torba gübre çıkmış şu fiyata. Yani almanın mümkünü yok. Kollarımız bükük, boyunlarımız eğriyek şu durumda. Ha, kaynağa gelince köyümüz orman köyüdür. Köyümüz evet. Gibi gerçekten güzel bir köy, yani yüzde bir tane bulunur. Köyümüzün kuruluş şekli çok güzeldir. Ha, sadece bir de ormandan yararlanırız biz.